Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Açeli Hanım için. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Daha yüksek puanlar bekliyordum. Size bel bağladım. İki tane 8100 puan. Birbirinden namlı iki tane performans izledik. Parıldadılar. Ama ne yazık ki 9000'leri aşamadık. 8100'ün üzerine bir saniyecik koydu Fazilet Hanım. Birinciliği elinden aldı Gözde Hanım'ın. Döndük size bakıyoruz şimdi. Ne yapacaksınız diye. 17 tane harf alınabilir efendim. Olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Evet. Bir de arkanızdan gelen kimse yok. Risk de alabilirsiniz demektir bu. Başlamayalım ama hemen. Biraz kendinizi anlatın siz. İstanbul'da yaşıyorum. Sınıf öğretmeniyim. 14 yıllık sınıf öğretmeniyim. Ne diyorsunuz? Nasıl yaptınız onu? Hem de sınıf öğretmenisiniz. Yaşlanmamayı nasıl başardınız? 13 yıllık pardon. 2021 fazla saydım. Önce Düzce'de sözleşmede çalıştım. Sonra Van'a gittim. Van Erciş'te kaldım. 4 yıl. 6 yıldır da buradayım. İstanbul'dayım. Hanımefendi tebrik ederim. Şimdi kaçıncı sınıflar çocuklarınız? Birinci sınıf. Birinci sınıflar. Evet. Uzaktan uzaktan ders yapıyoruz artık. Buradan her birine selamlar gönderiyoruz. Evet. Aileme de selam gönderiyoruz. Ailenize de selamlar gönderiyoruz. Sevdiklerinizin tümüne selamlar gönderiyoruz. Evet. İnşallah onları da gururlandıracak bir sonuç alırsınız. İnşallah ama eğlenmeye geldim. Puan şeyim yok, sınırım yok yani. Onu zaten çok iyi biliyorum. Bak buraya dövme yapacağım onu, eğlenmeye geldim diye. İşte ilk soru. Şöyle sorulmuş. 1'e, 2'ye, 3'e ve kendine bölünebilen yarı asal sayı. Asal sayı değil bu. Yarı asal sayı. 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, kendine bölünüyor. Kendine bölünüyor. Bu bir sayı. 6. Nedir efendim? 6. 6'dır o. Bu da bu kadar. Şefkatli davranmayın. Patlatın tokatı ki kim olduğunuzu anlasın. Anlaştık mı? Anlaştık. Buyurun yenisi. Eski bir kelimedir. Modern anlamına gelir fakat eski bir kelimedir. Hmm. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan. Modern. Yani çok modern bir kelime değil. Bir tane harf alayım. Bir tane harf istediler, durdurdular. İşte bir S harfi. Demek ki sesli harfle başlıyor. Asli. Asli miydi o? Yoksa bir harf değişik miydi? Asli mezarlık mıydı? Yoksa? üçüncü harfi. L'yi değiştirelim. Asli demiştiniz siz. Ne diyelim? Ay şu an aklıma geldi. Hadi bir şey modern, söyleyelim. Modern. ASCII değil. Hayır, hayır. ASCII Ankara. Başka ne diyelim? Biliyorum ben bunu da. Asli değil, ASCII değil. Başka bir şey daha söyleyelim. Asli olmazsa. Ay asri, asri. Asırdan. Heyecanlı oluyor asri. Hani zamanın ruhu evet. Diyorlar ya, asıra uygun manasında evet. Kullanılan bir kelime uçtu gitti. Sokak jargonuyla aranız nasıl? Azbus. Bu bir de eski sokak jargonu. Yani artık kitaplarda, filmlerde kalmış olandan. Anladım. Bir bakalım. Cartayı çekmek. Bu tabirin karşılığı olan söz? Hani giyinmek, çıkmak. Öyle mi? Hasan abi cartayı çekmiş. Giyinmiş, çıkmış mı? Harf alayım bir tane. O lacileri çekmektir. Giyinip çıkmak. Onu karıştır, evet. Bu cartayı çekmek... Mekmak sonu. Kesinlikle. Öyle başlıyor. Olur? Övmek mi? Ne gibi? Övmek. Övmek. Hasan abiye övmek. Cartayı çekmişler. Ne olabilir? Ay bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Geldiği yere bak. Durdurdunuz mu süreyi? Durdurdunuz. Dur şimdi. Övmek olmaz. Övmek dediniz değil mi? Övmek değil. Övmek değil. Övmek değil. Övmek de değil. Cartayı çekmek. Ne de değil? Ölmek. Nedir? Ölmek. Ölmek. Ölmek demiştim ama. Demediniz. Ay. Ölmek dediniz Açeli Hanımcığım. Yoksa ben sizi niye uğraştırayım? İşimden demişim. Ah ne yazık ki. Şimdi durum şu. 8 tane harf alabilecek durumdayız. Artık biraz daha böyle cimri davranmanın zamanıdır. Sürede bir sıkıntımız yok. 2 dakika 50 saniyemiz var halen. 5 harfli cevapları da bitirmek üzeresiniz. Buyurun geliyor hatta. Trafiği yönlendiren Kavşak Adası. Kavşak Adası. Hı hı. Nokta nokta Banki. Oradan sağa dön. Ay, çok heyecanlandım. Hani böyle kavşak olur. Evet. Tamam, ortasında böyle bir ada olur. Ona ada. Ne deriz? Bedenimizdeki vurmalı çalgı. Daha önce böyle sordum. Göbek. Göbektir efendim o. Kasa oldu 900. Fakat biraz böyle ne bileyim
yarım yarım yarışıyorsunuz arkada gibi. Arkada iyiydi de burada. Niye burada böyle oldu? Hadi biraz evet. Asılalım yahu. Gelsin yeni soru. Reklamlarda çeşitli ses, söz ve efektlerden oluşan müzikal yapıdır. Ne denir ona? Birebir Türkçe'ye çevrilmiş hali. Nasıl okunuyorsa öyle yazılmış. Şanslı bir kelime. Reklam nokta noktası derler. Reklam şarkısı. Şimdi aklıma çok... Jenerik olmaz. Jenerik değil. Pardon. De. Harf mi istediniz Harf siz? Alayım bir Harf tane. İstediniz. Acele ettim. Reklam bir şeyi. Hani yılbaşında söylenen bir İngilizce şarkı vardır. Herkes bilir. Siz de bilirsiniz muhtemelen. He, jingle. Neydi efendim o? Jingle olur mu ama? Ne gider ne gider? Jingle. Jingle mı? Hangisi? Dur şimdi. Duramam. Duramam. Ama bunu kabul ederim ya. Jingle olmuştu efendim. Türkçeleştirilmiş hali budur. Ay. Ama dediğiniz doğru. Yani hani reklamcılar bile böyle yazmıyordur onu. Muhtemelen yine J ile yazılıyordur. Uçtu gitti, yenisi geldi. Şöyle bir soru. İçinde dalgalanır gibi görülen farklı renk tonları bulunan açık renk gözleri niteler bu sözcük. Ne gibi göz olabilir? Açık mavi, açık renk. Meneviş de derler efendim. Meneviş kelimesinin eş anlamlısıdır. Sonuna bir ek almıştır. Bir tane harf alayım. Aldık bir tane. Açık renk gözler. Evet. Mesela menevişli Ela demezler ama bunu söylerler. Meneviş, açık renk gözler. Nasıl Ela? Şu an maviden gidiyorum denizde falan. Maviden gitmeyin. Bir tane daha harf alayım. İçinde böyle dalgalanır gibi görülen farklı renk tonları var. Mereli, maralı yok. Çakır da denen hani gözler. Evet. Hah, öyle gözler. Kardeşim de öyledir ama. Masmavi çakır mıdır o? Yoksa içinde farklı renkler farklı var mı? Farklı renkler var griye yakın ama şu an aklıma gelmiyor. İşte o nokta noktalı mavi denir ona da. Neli mavi? Ela için çok kullanılır. Yeşil için de kullanılır. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. H'si var, R'si var. Dur açık renk. Ela gibi. Ela. Nokta noktalı Ela. Yok çıkmamış karşınıza daha önce bu kelime. Çünkü geriye sadece sesli harfleri kaldı aslına bakarsanız. Haralı olmaz. Haralı Hereli. Hiril. Haralı Ela yok. Diğerleri de saçma olur. Hara değil de yani biraz yumuşatsak onu. Hereli mi? Döndürün böyle. Hireli. Hire. Hereli. Hare. Hare. Ay hareli. Hare. Başka yerden olsaydı hare. Yetişemeyeceğiz. Canım sağ olsun. 7900 olabilecek durumda en azından soruların hepsini görelim. 42 saniyemiz var ama yani soruların hepsini görürüz gibi geliyor Açel yani. Evet biraz. Bu soru tam Fazilet Hanım'lık soru. Çünkü o bilgisayar eğitimi veriyor öğrencilere biliyorsunuz. Tam onluk soru ama illaki eğitmeni olmaya gerek yok bunu cevaplamak için. Bir bakınız. Bilgisayarlarda veya veri iletiminde kullanılan bir ölçü birimi en küçük ölçü biriminin en büyüğü. Terabyte. Yok. Byte'lı. Byte daha ölçü. Büyük bundan. Bu böyle şey gibi. Ölçü birimi. Yani bir küçücük. Böyle hani şey gibi küçücük. Neydi o ya? Bir tane harf alayım aklıma gelmiyor. Buyurun. En küçük ölçü biriminin en büyüğü. Zaten önekinden belli. Böyle küçücük şey gibi böyle hani şey. Tek kelime. Byte falan değil. Biz bunu bulacağız. Yok ben heyecanın şey oldu şu an. Yapmayın ya. Vazgeçmeyin bunu cevaplayın bari. Byte değil. Byte'dan da küçük. Öyle değil mi Fazilet Hanım? Byte'dan da küçük. Bundan küçüğü yok değil mi? Doğru söylüyorum. Bilgisayarlar. En küçüğün en büyüğü. En küçüğün en büyüğü. Evet.
Bit, bit. Mega, en küçüğü ha, bit. Diyorum hep. Bit. En mega küçüğün bit. En büyüğü megabit. Olmadı bu Açelyan. Vallahi öyle. Bir şanssızlık, bir atalet vardı üzerimizde. Silkelenip şöyle atamadık. Bir daha denersiniz. Dener misiniz? Burada süre o kadar hızlı geçti ki. Farkındayım. Arkada direkt hani biliyordum nasıl oldu, ben de anlamadım. Burada gerçekten heyecan da aynı şekilde. Bazen oluyor böyle şeyler. Evet. Bugün ne yazık ki bütün yarışmacılarımı yakalayan bir uğursuzluk silsilesi vardı stüdyonun içerisinde. Evet. Ona rağmen Fazilet Hanım kazandı. Fazilet Hanım'a şimdi hak ettiği alkışı vereceğiz. Ondan önce sizi bir alkışlasınlar.